Onu atlamıyorum. Good. Today, you are forbidden to talk Turkish in our first lesson. I don't know. I don't understand. Sorry. Today, you are forbidden to talk Turkish in our first lesson. Forbidden? You are not allowed, you are not let to talk Turkish in our first lesson. Got it? No, Türkçe konuşmayacağım. Evet, ilk dersinizde Türkçe konuşmak yasak. Bir kelime dahil. Ha. Evet. Okay. Okay. So, how was your day? It's an ordinary question for you. It was boring, very boring. And difficult. Difficult? Why? We sent Mandarin to Greece. You sent what? Mandarin. Mandarin? Mandarin. What's to Mandarin? I don't know. Mandarin what's Mandarina. A mandarina, okay. To Greece, but stuck customs. Okay, it was stuck in the custom. Yes. And this very expensive. Okay. It's very expensive for your company to stack something in the custom good. So it was problem for you. And managers made pressure for you why it's stuck in the custom like you did this. I can get it. No, my boss sent to Mandarin. Okay. How is your ordinary day? Please tell me about your ordinary day. For example, how it gets start and you go to work. What do you do in the company? What's your ordinary missions? Tell me about your ordinary day. Ordinary. Yes. Yesterday I gave the meaning ordinary. Yes. Try to think about it. Try to remember. An ordinary day. Sıradan mıydı? Yeah. I go to work. Before you go to work, I think you wake up. Something like that. You brush your teeth, you wash your face. Okay, I know all things, but I want to hear you. Okay, just try to explain your ordinary day from the beginning up to end. Use English words. Okay, I already know you go to wash your face, you brush your teeth. Okay, doesn't matter, but I want to hear you. I want to hear your speech, pronunciation, something like that. Okay. I wake up at 7 a.m. Yeah, you wake up at 7 a.m. and you yes. Your day starts at 7 o'clock. Good. Yes. I go. Sorry. Where do you wait, Görkem? Where do you live? In Dikili or in Bergama? In Dikili. Dikili. Summers. In summers. In Dikili. You live in Dikili, but in winter and springtime, you live in Bergama. Bergama. Okay. How much it takes from Bergama to Dikili with bus? I don't know. I don't know. Oh. How much it takes from Bergama to Dikili with bus? I don't know. Much time? One hour? No. Sorry. Clock says.
How much? Zaman olarak. Ha? No, no, don't tell me, please. Even one word, you can't talk Turkish. Tamam, okay, okay. Sorry. Okay, how much it takes from Bergamo to Dikili? 1 hour, for example, half hour, 45 minutes? No. By bus, thirty minutes. 30 minutes by bus. Yes, but car. Do you have a car? No. Can you drive a car? Yes. Yes. Do you have a driving license? Do you have a driver license? Yes. Yes. Good. Okay. And Dikili is near to Çandarlı. Yes. I have heard about Çandarlı. I heard that the cleanest sea in the Turkey is in Çandarlı. Is that right? I'm not sure. I don't know. I don't hear. You don't hear. You didn't hear. Okay. And so go on, please. You wake up at 7 p.m. in the mornings. Then how much it takes to prepare for day? Do you make up? No, maybe. No, you don't need. Okay. Forget about it. Okay. So after that. I work start at 8 o'clock. 8 o'clock? Yes. Okay. Where do you have your breakfast? At home or at work? I didn't breakfast. You don't have breakfast? Yes. You don't have breakfast. Why? It's necessary for you to have breakfast. I don't. For your health. Like. You don't like? Okay. I respect. Okay, go on. Twenty. Half past. Twelve. Olacak olacak. Twelve. And. I'm here. 12:40, not 40, 30 minutes. Sorry, I have 1 hour take break time. When? You have break time for one hour? Yes. At work. Between 12 and 1 o'clock. Good. Yes. Okay. What do you do in your break time? Break time, my factory asphalt. Asfalt ağladı. Yok, bunun kelimesini bilmiyorum. Factory. Your company. A company. Yol üstü, ama nerede yol üstü? Ne demek istiyorsun? Yani, Allah aşkına ne demek istiyorsun? Tamam, çık şu işkenceden, hadi söyle, Türkçesini söyle. Dikili ile Bergama'nın ortasında bir yol kenarında. Ha, okay, it is. Orası Dikili'de değil, Bergama'da değil. Okay, my factory is in the middle between Dikili and Bergama. Between. Yes. Yes, okay. Go on. Simple. Think simple. Simple. So. Between Dikili and Bergama. So, in
company. How many people are there in your company working? Ten. Ten? Just ten? No. Office. Okay. Office. I'm not asking the officers. All people, how many people are there in your company? Workers and officers, all people, everybody. How many people do you work? Do you work there? Maybe 100, maybe. 100? Yes. Okay. And how long have you been working there? How long? How long have you been working in this company? Yesterday, do you remember? Okay, I forgot to recording second lesson. I'm sorry, really, really sorry for that. So I'm gonna give you one more lesson for that, because of that. Okay, free. After we finished our lesson, I'm gonna give you one more free lesson because I forgot to record to yesterday lesson. So yesterday I teach you some sentence about present perfect tense, past perfect tense, present perfect future tense. And now I'm asking you, how long have you been working in this company? How long have you been working in this company? Do you remember the sentence I said yesterday? I have been teaching English for 1 hour. I have been teaching English for, do you remember? Yes. Okay, that's the same structure sentence. I'm asking to you, how long have you been working in this company? 10 hours. I don't know. Also, okay, no problem. How? Türkçe düşürmek istiyorum birden. Look, it's really very simple. Look, focus on me. Okay. I have been teaching English for 1 hour. This is the sentence yesterday I wrote. Yes. Okay, do you remember? Yes. Good, what does it mean? We can say in Turkish. Bir saattir Türkçe öğretiyorum. Very well. And now I'm asking you, how long have you been working in this company? Ne zamandır çalışıyorum? Yeah. Ne zamandır çalışıyorum? Bir saniye. It's not 11 months. 11 months? Yes. Okay. But 3 months I'm intern. 3 months, you? Stajyer. Stajyer. Intern diye çeviriyorlar de. Okay, don't. Stajyer enough. Good. Stajyer, but 8 months I work. You have been working in this company almost 1 year. Mm-hmm. You don't need to say 11 months, okay? You have to learn the word almost. Almost means, in Turkish, neredeyse. Hemen. Okay, you have been working in that company almost 1 year, because 11 months means almost 1 year. Okay, so you were working there, ya da you had been working there as stagiaire 3 months before. But for 6 months, as I understood, you have been working like an officer, not like a stagiaire, like, right? Yes. Good. Okay. Are you satisfied with your salary? Are you satisfied with your salary? I don't understand. Okay, I'm gonna write. Wait. Company. I'm gonna write. Are you satisfied with your salary? If it satisfied. Satisfied. Oh, wait. What did you mean? Think about it. Try to find.
No, I don't know. Okay, try to find the whole sentence. Trying to find from the meaning. Are you satisfied? You don't know the meaning of satisfied, right? Okay. With, what does with means? İle, birlikte. Okay. What does salary means? Salary. Sales. Salary means you work for a company. You give your time for them. Then you take something from them. Weekly or monthly. Yok, anlamadım. Salary means you work for a company, right? Yes, okay. For all month. Then for your time, you give you something. Generally, month by month, salary. What does salary means? Maaş. Sure, yeah. So, are you satisfied with your salary? Maaşla birlikte mi? No. Are you satisfied means memnun musun? Memnun olmak, satisfied. Tatmin olmak, memnun olmak. Okay. Are you satisfied with your salary that given from your company for you? Yani fabrikandan sana verilen maaş için memnun musun? Anladım. Yani maaşınla memnun musun gibi soruyor. Cevabımı düşünüyorum. Yes. Yes. Maybe. No. Okay. Good. Maybe yes or no. Okay, so are you satisfied selling dried tomatoes with to other countries? Do you like your profession? Do you like your job? Yes, I like. But I very lot study. I should. I should learn and study. You should learn, study. Do you like your profession? You like your factory? You like your job, right? Yes. Is that the job that you dreamed about it? No. What's your dreaming? What's your dream about life, about job, about your future? Can you tell me about your future, your dreams? How do you see yourself 5 years later? Where do you see yourself 5 years later? 5 years later, probably I'm here. Disaster. No, it shouldn't be like that. You can improve yourself. You can. Okay, if you like your business, if you like your job, it's okay. Yes. You can go up in your profession. So, for example, you can be a manager on your team, over your team. Doesn't matter. Mm-hmm. I don't know. But I'm going to ask you. Do you like selling tomatoes, dried tomatoes to other countries? Are you satisfied with that? Yes. Okay. So you like selling something, right? Marketing. Did you think about it? I'm going to ask you. What makes you enjoy a lot, the most in this life? About jobs, to work somewhere, or to own your own company, or to work on internet or something. What's your favorite job in your mind? Because we have two lives in basic. The life in the reality we do, we work, we live, and the life in our mind. Okay, do you understand me? So, what's your favorite job
you want to be in the future in your mind? Soruyu doğru mu anladım? Gelecekte yani kendi hayal ettiğim meslek mi ve gelecekte nerede olmak istediğim mi? No, wait. Okay. Anlamamışım. Let's go slowly. There are two ways, two lives basically. Okay. Basit olarak iki tane hayatımız var. Doğru mu? Evet. Biri kendi hayat aklımızdaki, biri yaşadığımız. Evet. Kendi istediğimiz, hayal ettiğimiz, diğeri de yaşadığımız şu anda. Evet. Evet. And I'm asking to you that you are living a life and you are working as an officer, as a sailor in sales department in the office in your evet. Company. Okay. This is our reality. Sure, good, okay. Mm-hmm. And there is a life, another life, that's in our mind. It's not real. We call it not real. Maybe it's real, I don't know. Okay, so what's the life in your mind? You have a real life and you have an unreal life in your mind, okay? So mm-hmm. If you're satisfied with your life, with your profession, with your work, it's okay. It's your reality. You like it. You enjoy it. And I'm gonna ask to you that: do you like your profession? Do you like your life? Or is there another life in your mind that you want to be in? Did you understand me? Yani şeyi sormuyorsunuz, gerçek hayatta olanı. Sadece bir sene sonra yani şeyi zihnimde, akılımdaki plan olarak. Nerede yeah. olmak isterdim? Yes. How do you see yourself 5 years later, 1 year later, 10 years later? Because life goes on. 1 year later, maybe I'm go to abroad diyeceğim geliyor, yurt dışı. Then, good. Paris. Paris. Maybe yes. 1 year later. 1 year. One year. One year later, maybe I go to Paris. You are gonna go to Paris, okay. 10 years later, maybe I have a baby. I'm married. Okay. But I don't work. I haven't worked. Just money and shop. Okay. Not in my mind. Good. If you find a rich husband, why not? Good. Yes. Yeah. So, did you work your homework? Did you do your homework? Yes. Yeah. Good. But you forget something. What you forget something? After the lesson, I said you should have sent to me your notes. Do you remember? Mm-hmm. Okay. Please send me your notes. After the lessons, then I'm going to check it and I'm going to continue with these notes. Okay. If you do your homework, if you did your homework, please let's check the words that you didn't understand. First, did you understand all the words in the song? Also. No. Could you understand the whole words? Whole words in the song? No. No. Okay. What's the words? What are the words that you understand? Let's check them. You are the color of my blood. You are the color of my blood. Blood. Evet, repeat after me. Okay. You are the color of my blood. What can you are the color of my blood. Blood like mean kan. Sure. Okay. But what this song tells us? What this song? What's the point of this song? In general, what's the point of this song? Point, poem? No. What's the subject? Point. Point, hmm. Yani ana noktası. Bu şarkının, anladım. Evet. Okay. What's the point? Yani bu şarkının noktası ne?
ana noktası, ana teması gibi. What's the point of this song? Love. Love, okay. It's first love. And another thing. Love me like you do, but... It's unconditional love or conditional? Which one? What do you think about it? Unconditional. How did you understand it? From where? Love me like you do, touch me like you do. What does it, what do they mean? How, well, love me like you do, what does it mean? Beni sevdiğin gibi. Bana yaptığın gibi sev. Love me like you do. Ne demek? Love me like you do. Love me. Yap. Love me. Beni sev. Okay. Love me like you do. Yaptığın gibi. Beni sevdiğin gibi. Oradaki do neye referans veriyor? Dünkü dersimizden hatırla. Neydi? Walk through the storm. I would. Benim seni sevdiğim gibi. No. Şimdi illa gramere döndüreceğim beni ya. Yapmayayım diyorum. Tamam. Okay. Şimdi simple present tense. Böyle anlatacağız artık. Yapacak bir şey yok. Tekrar edemedim. O yüzden ben gerçekten bunları yazsaydım böyle olmayacaktı. Simple present tense. Simple present tense'deki yardımcı fiilimiz neydi? Evet, döndük yine gramere. Hadi bakalım. Simple present tense'deki yardımcı fiilimiz neydi? Duydu. Duydu ama... Do ve does'dı. Bu do ve does hangi cümlelerde, hangi yapıda? Durum. Eylem. Evet. Durumda neydi? Be. Yani be general'dı. Aim is are. Güzel. Evet. Süpersin. O zaman love me dediğimde hangi tense'den bahsediyorum? Simple present. Bu hangi, bu nasıl, ne tarz bir cümle bu İngilizce'de? Love genel. Me. Ne cümlesi bu? Tam simple present tense. Ha, durum. Hayır, olur mu ya? Sevmek. Durum mu sevmek? Ha, eylem. Tabii sevmek. Seveceğim, eylem. Sevmek. Love me. Beni... bu bir eylem cümlesi temel olarak. Tamam. Önce onu anladık. İkincisi hangi tense? Simple present tense. Güzel, onu da anladık. Üçüncüsü bu ne cümlesi? Eylem cümlesi. Love me derken ne diyorum? Love me. Anlamı ne? Beni sev. O zaman ne diyorum karşı tarafa? Emir veriyorum değil mi? Emir ver. Evet, evet. Bu bir imperative dediğimiz imperative ne zeyim buraya? Emir cümlesi, imperative sentence. Love me. Tamam, o zaman tensini bulduk. Ne diyoruz? Love me like you do. Ne demiştim sana? Do you go to shopping on the weekends? Cevap ver bakalım kısa bir şekilde. Hiçbir kelime. Yes, I do. Evet, işte oradaki do ne o zaman? Bak, yapmak anlamındaki. Değil. Buradaki cümlenin anlamı şu. Love me like you love. Ama burada edebi sanat ya da şiirsel ya da şarkı sözünde olduğu için olumlu cümlede do ortaya çıkmıyordu ya. Hı hı. Buradaki do, love me like you do love. Hani demiştim ya, I do love you. Hatırlıyor musun? Hı hı. Seni çok seviyorum derken. Buradaki love me like you do yardımcı fiil sadece. Yani ulan ne ara yarım saat oldu. Simple present tense yardımcı fiil olan do. Yani şey, sevildiğin gibi sevmek. Hayır, beni gibi. Love me like you love demek bunun anlamı. Beni sevdiğin gibi sev. Yani sen sevme eylemini nasıl yapıyorsan, okay, senin için sevmek neyse, yani ben ona razıyım diyor aslında. Ben ne o şekilde sev. Seni değiştirmeye çalışmayacağım. Senin sevgini, senin sevme yöntemini olduğu gibi kabul ediyorum demek aslında bu. İşte unconditional love aslında. Yani
Love me like, like burada gibi demek. Love me like you do. Nasıl yapıyorsan, sen nasıl gibiysen, sevgi noktasında o şekilde sev anlamındaki bir yapı. Devam edelim. Başka? Anlaşıldı mı bu? Evet. Kısmen. Hiç böyle düşünmemiştim çünkü de o yüzden. Evet. Şimdi ama anladın değil mi? Oradaki durumun evet. Anlamını. Evet. Do burada yardımcı fiil sadece. Simple present tense'in yardımcı fiili. Tamam. Güzel. Devam edelim. Never knew that it cold. Yok. Sorry bir saniye. I never knew that it could mean so much. So much. Never knew that it could mean so much. Never knew that it could mean so much. Şimdi burada şarkılarda genelde özneler kullanılmaz. Zaten hangi özneden bahsettiğini bildiğimiz için. Mesela bir önceki cümlede ne diyor arkadaş? Yazdın mı? Bundan mı önceki cümlede mi? Evet. Çünkü yok. Bakalım o zaman. İş. Bir saniye bakıyorum. Love me like you do. You're the cure, you're the pain. Bunlar önce miydi? Şöyle yapalım. Görkem. Şarkı sözlerinin hepsi var mı sende? Hepsi yok. Şey, bilmediklerimi yazmıştım ama açabilirim buradan. Açsana. Bir, hepsini bir tek tek baştan geçelim bakalım. Tam telaffuzlarına bakalım. Şarkıyı dinledin değil mi? Dinledim, dinledim. Güzel. Ben önce you are the only thing I wanna touch. Baştan bir başlayalım mı? Son 7 dakikamız. Okay. Hadi bakalım. Telaffuzlarını bileyim. You're the light. You're the night. Şimdi şarkıda nasıl söylüyor Ellie Goulding arkadaşımız? Onu ben onun gibi söyleyemem. You're the light. Evet. You're the light. You're the color of evet, my blood. Dün anlattığım o stres vardı ya. Stres. Bak, you're the light. Neydi ikinci söz? You're the night. You're the light, you're the night. Bak you are demiyor, ne diyor? You're the light, you're the night. Aradaki R'yi sanki söylemiyor gibi. Hı-hı. Okay. You're the color of my blood. Ne diyor? Anlamı ne? Sen ışığımsın, sen gecemsin gibi bir şey mi? You're the light. Sen ışıksın. Sen ışıksın, sen gecesin. Evet, you're the night. Artık buradaki night, gece anlamında night ama. İlk cümle ışıksa, ikinci cümle ne olabilir? Karanlık. Evet. You're the color of my blood. Burada güzel. Da işte o zaman kanımın rengisin diyor. Evet, sen benim kanımın rengisin. Evet, devam edelim. You're the cure, you're the pain. Cure and pain. Evet. You're the cure, you're the pain. Evet. You're the cure. You're the cure. Bu tedavi tarzı bir şey miydi? Süper. Evet, tedavisi. Çünkü pain acı galiba. Evet. Acımsın. Tedavisin. Evet, sen hem derdimsin hem dermanımsın gibi Türkçe'ye çevirelim. Okay. You're the Yoğurdu mayaladık ekşi mayalı. You're the only thing I want touch. You're the only thing I wanna touch. Şimdi dokunmak istiyorum diyor. Dokunmak istediğim diyor. Evet. Dokunmak istediğin tek şeysin diyor. Süpersin. Evet. Çok iyi. Devam. Bu dediğim cümleye geldik. Never knew that it could mean so much. Never knew that it could mean so much. Evet. Şimdi never ne demek? Asla, hiç. Evet. Buradaki özne, never knew that it could mean so much. Öznesi ne olabilir bu cümlenin? Özneyi yutmuş. Bu İngilizce'de öznesi olmayan nadir cümlelerden biri demiştim ya sana. Bütün cümleler özneyle başlar ama işte bu onlardan biri.
Zaten bu şarkılarda ya da böyle şiirlerde vesaire kullanılan bir yapı. Ama bunu sen günlük hayatta da kullanabilirsin. Never need that. Mesela I never need that demene gerek kalmadan never need that. Ne demek? Onu asla asla bilmedim. Asla bilmiyordum. Bilmedim asla. It could mean so much. It could mean so much. Ne olabilir? It could mean. Mean anlamına gelmek tarzı bir şeydi. Yes, evet. Ama işte buradaki so much çok fazla. Evet. Ama it could'u neye yormam gerekiyor? Could neydi? Can'in ikinci haliydi. Can neydi? Evet. Ebilmek Yapabilmek, anlamı. yebilmek, Ebilmek. Evet. O zaman diyor never knew that. Asla bilmezdim. Bilmezdim. It could mean so much. Bunun çok şey ifade edebileceğini asla bilmezdim diyor. Oradaki mean anlamına gelmek anlamı da var. İfade etmek. İfade Yani etmek. what do you mean dersem sana neyi Mi? ifade ediyorsun? Yani okey. Tamam. You're the fear, I don't care. Fear korkmak mıydı? You're the fear. Korku. Fear, evet. Korkumsun ama onunla değil diyor. Devam, güzel. Cause I've never been so high. Cause I've never been so high. Cause, çünkü bu kadar yüksek düşünmemiş. Bu kadar yok. Düşünmek yok. Bu kadar yüksek olmamıştım. Evet. Yani being high, be high demek İngilizce'de. Hı. Genelde bu işte uyuşturucu kullanımlarında söyledikleri işte kafa yaşamak be high olarak kullanılır. Okay, I'm Hı. high. I'm high dersen birisi sana I'm high. Yani şu an I'm flying, I'm high. Aynı anlamda kafa yaşıyorum anlamına geliyor. Okay. Hı Bir hı. bu. İkincisi de yani I'm high. Yani şu an olması gereken bilincimin çok high. Üstünde. Üstündeyim. İki anlamı var. Anladım. Follow me through the dark. Through Follow the dark. Bu through dün de vardı. Dün mü? Önceki gün mü de vardı bir cümlede. Bir de da anlamı veriyordu. me Yani the through dark burada karanlığında, karanlıkta beni takip et anlamı mı the dark. Bir veriyor? daha söyle cümleyi. Dün mesela bir cümlemiz vardı. Dün söyleyin. Walk through the storm I would. Yes, evet. Aynısı. Şimdi bu cümleyi tekrar et. Follow me through the dark. Evet. Karanlıkta beni takip et diyor. Karanlığa kadar, karanlık içerisinde Karanlık. birçok anlamı var. Karanlığa doğru, karanlığa kadar, yani karanlıkta beni takip et. Evet. Let me take you past our satellites. Satelites. Satellites. Satellites. İlluminati falan. Yani. Satellite. Sata, Satellite. Bunu yazmıştım. satel, He, satellite. Bu uydu. evet, satellites uydu demek. Let me take you. Takip et. Yok. Let me take you past our satellites. Diyelim burada bırakalım çünkü ders bitmek üzere. Kapanacak. Tamam. Saat kaç? 19.35, 45 geçe. Tamam. İkinci dersimize kaldığımız yerden şarkı sözleriyle devam edelim. Ondan sonra şarkı sözlerindeki kelimelerin, cümlelerin ne anlama geleceğiyle ilgili yapıları öğretirim sana. Daha sonra da konuşma yaparız. Birkaç kural daha öğretip bugünkü dersimizi bitiririz. Tamam, Tamam. tamamdır. Tamam. See you. Görüşürüz.